İletişim ansiklopedisi. George Gerbner'in yetiştirme kuramı. Yetiştirme kuramı, George Gerbner'in kültürel göstergeler temelinde televizyon etkileriyle ilgili araştırmalarının sonucunda oluşmuş ve pek çok çalışma ve araştırmayı temellendirmiş bir kuramdır. Yetiştirme kuramı, ilk dönem güçlü etki kuramlarının aksine, uzun dönemde kitle iletişim araçlarının etkilerini kabul eder gündem belirleme yaklaşımının kitle iletişim araçlarının insanların ne hakkında düşüneceğini belirlediği varsayımına karşı uzun dönem etkinin insanların nasıl düşüneceğini belirlediği varsayımına dayanır. Kur'an birbiriyle ilişkili iki şeyi varsayar. Belirli kitle iletişim araçları, özellikle televizyon, insanların gerçeklik algısını yetiştirir. Ve bu kitle iletişim araçları mevcut değerleri yetiştiren muhafazakar bir toplumsal işleve sahiptir. Yetiştirme kuramı 1960'larda Annenberg Okulu içinde George Gardner tarafından başlatılan bir araştırma programı olan Kültürel Göstergeler Projesi içinde gelişmiştir. Annenberg Okulu, Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı bir iletişim fakültesidir. İsmini Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere Büyükelçisi Walter Annenberg'den almaktadır okulun dekanlığını 1959 ile 1963 yılları arasında yürüten edebiyat eleştirmeni Gilbert Sals'ın ardından George Gerbner fakültenin ikinci dekanı olmuştur. Macar kökenli bir akademisyen olan Gerbner, Annenberg İletişim Okulu'nun 1964 yılında dekanı olmuş ve 1989 yılına kadar 25 yıl dekanlık görevini sürdürmüştür. Gerbner, 1968 yılında kültürel göstergeler projesini hayata geçirir. Proje uzun süreli bir proje olmuştur. Gardner projede akademisyen arkadaşları Larry Gross, Michael Morgan, Nancy Signorelli ile işbirliği yapmıştır. Araştırmacıların bakış açısıyla Gerbner mevcut ekonomik göstergelerin gayri safi milli hasıla gibi veya mevcut sosyolojik göstergelerin suç oranı gibi tamamlayıcısı olarak kültür göstergeleri geliştirme arayışındaydı. Taylan'a göre 1967-1968 yılları arasında şiddeti önleme ve nedenleri üzerine ulusal komisyonunda Amerikan toplumunda artan şiddet olaylarının televizyonla olan bağını araştırmayı merkeze alarak yürüttüğü kapsamlı projeye kültürel göstergeler projesi adı verilmiştir. Kültürel Göstergeler Projesi John F. Kennedy'nin öldürülmesinden sonra 36. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Lyndon B. Johnson'ın kurduğu şiddeti önleme ve nedenleri üzerine ulusal komisyonu bünyesinde oluşmuştu. Araştırma 1967-68 yıllarında televizyon dramalarında şiddet araştırmasıyla başlamış ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı televizyon ve toplumsal davranış için bilimsel danışma komitesinin finansmanıyla devam etmiştir. Simit'in ifadesiyle yetiştirme analizi 1967 yılından bu yana icra edilen Kültürel Göstergeler isimli daha geniş bir araştırma projesinin parçasıdır. Bu araştırma birbiriyle ilintili iki bölümden oluşur. 1. Mesaj Sistem Analizi Yıl boyu hafta içi için prime time, hafta sonu drama programlarının içeriklerinin çalışılması ve ikincisi yetiştirme analizi, televizyon izlemenin farklı izleme grupları içerisinde yetiştirme eğiliminde olduğu toplumsal gerçeğin kavramsallaştırmasını belirlemek. Ömer Özer'in aktardığına göre kültürel göstergeler projesi 3 bileşene dayanmaktadır. Birinci bileşen kurumsal süreç çözümlemesidir. İkincisi olan mesaj sistem çözümlemesi ile hafta içi en çok izlenen zamanda ve hafta sonu gündüz yayınlanan televizyon programlarının içeriğinin çözümlenmesi yapılmaktadır. Üçüncü sırada yer alan yetiştirme çözümlemesi ile ise farklı izleyici gruplarının televizyon izleme ile ilişkili olarak sosyal gerçeklik kavramlaştırmaları belirlenmektedir. Kültürel göstergelerle ilgili çalışmaların bulguları birçok resmi raporda yer almasının yanında akademik metinlere de dönüşerek yetiştirme kuramını akademik tartışmalara açmıştır. Bu çalışmaların ilklerinden biri de 1976 yılında yayınlanan George Gerbner ve Larry Gross'un Televizyonla Yaşamak Şiddetin Profili başlıklı çalışmadır. Bu çalışmada Gerbner ve Gross, kitle iletişim araçlarının mağdun gruplar arasındaki huzursuzluğu artıracak kurgusal imgelerin yayılmasını kolaylaştırdığını belirtirler. Gerbner ve Gross'a göre 19. yüzyılda gazeteler, edebiyat ve tiyatro alt sınıflar için karşıt yaklaşımları mümkün kılarken, sanayi düzeninin kültürel yapısının temel işlevi yönetimi meşrulaştırmaktır. Oyunun kuralları ve sistemin amaçladığı ahlak, sembolik şiddetin dramatik hikayeleri tarafından canlandırılmaktadır. Verilen dersler genellikle etkilidir ve nadir olarak sosyal düzen tehdit edilir. Sistem bir mesajdır ve siyasetçilerin söylediği gibi sistem çalışmaktadır. Sembolik dünyada gerçek yaşamdan daha fazla şiddet bulunabilir. Gerçeğin daha yoğun sunumu izleyicinin zihnindeki dünya tahayülünün gerçek dünyadan daha yoğun algılanmasına ve dış dünyaya karşı güvensizlik ve korkuya sebep olur. Geleneksel kabul şiddet içeriğinin izleyici kitlede agresif davranışları teşvik edeceğidir. Ama Gerbner ve Gross korkunun geleneksel toplumsal kontrol aracı olarak agresif etkilerden daha fazla belirginleştiğini savunurlar. Gerbner çözümlemesinde televizyon seyircisini 3 kategoriye ayırır. Bunlar az seyreden izleyiciler, orta düzey izleyiciler ve çok seyreden izleyicilerdir. Araştırmalar televizyon etkisini, televizyon izleme gibi davranış değişkenleriyle kıyaslamanın yanında toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik köken gibi farklılıklara göre karşılaştırır. Günde 4 saat ve üzeri televizyon izleyen ağır seyirciler dünyayı daha güvensiz bir yer olarak algılamışlardır. Gerbner ve arkadaşları acımasız dünya sendromunu, bireyler arası güvensizliği, mağdur edilme duygusunu, toplumdaki şiddet miktarının abartılmasını ifade etmek için kullanırlar. Gerbner'in kuramının temel varsayımlarının başında televizyonun diğer kitle iletişim araçlarından ayrıştığı yer almaktadır. Gerbner için televizyon hikaye anlatımının merkezinde yer alır. Diziler, reklamlar, haberler ve diğer programlar birbiriyle bağlantılı bir sistem içinde bir araya gelmekte ve mesajlar her eve girmektedir. Gerbner için televizyon temel eğilimlerin yetiştirildiği en önemli kaynaktır. Televizyonun toplumsal norm ve değerlerin yetiştirildiği temel kaynak olması hikaye anlatıcılığı işleviyle ilişkilidir. Gerber anlatılan hikayelerle kurulmuş bir dünyada yaşadığımızı ifade etmektedir. Bizim kültürel çevremizde canlandıran hikayeler birbirinden ayrılmış ama ilişkili üç işleve sahiptir. Bu üç işlev Birincisi şeylerin nasıl çalıştığını ortaya çıkarmak, ikincisi onların ne olduğunu açıklamak ve üçüncüsü onlarla ne yapıldığını bize söylemektir. Gerbner'a göre bu işlevlerden ilki insan algısını oluşturan blokları inşa eder. İkincisi şeylerin ne olduğunu gösterir. Üçüncü grupta yer alan ne yapmamızı söyleyen işlev ise değer ve tercihlerden oluşmaktadır. Yetiştirme kuramının temel varsayımlarından biri, yaşadığımız kültürel çevreyi oluşturan hikaye anlatımlarında televizyonun belirleyici rolüdür. Gerbner, televizyon dizileri, haberler ve reklamlardan oluşan içeriğin Latin kökenli Amerikalılar, siyahiler, alt sınıflar ve kadınlardan oluşan mağdun grupların temsillerinin gerçekle orantısız olarak şiddet mağduru veya fail olarak gösterildiklerini, topluma ekilen korku tohumlarının toplumsal yaşamın kurallarını belirlediğini gözlemler. Televizyon anlattığı hikayelerle toplumun kültürel ana damarını teşkil etmektedir. Bu yönüyle eleştirel Kur'an ve Frankfurt okuluna yaklaşır tehditler ve cezaların abartılı anlatımı madun gruplar için düzenin sınırını çizer. televizyonun ektiği anlatı tohumları sistemi ayakta tutan değer sistemini yetiştirir.